Işık bilinçtir. Bilinç tektir. Bilinç biçimlerinin ya da bilinç düzeylerinin lejyonlarında tezahür eder. Her şey olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü bilinç sonsuz bir dizi düzeyde ifade edilse de bölünmüş değildir. Bilinçte gerçek bir ayrılık veya boşluk yoktur. Benim bölünemez. Kendimi zengin bir adam, fakir bir adam, dilenci bir adam ya da bir hırsız olarak tasavvur edebilirim ama varlığımın merkezi, özüm, kendime dair sahip olduğum kavram ne olursa olsun aynı kalır. Tezahürün merkezinde, kendi biçimlerinin veya kavramlarının lejyonlarında tezahür eden tek bir ben vardır ve ben, o benim. Benim mutlak olanın kendini tanımlamasıdır. Her şeyin dayandığı temeldir. Benim ilk nedendir, özdür. Benim, Yaradan'ın kendini sende tanımlamasıdır. Benim kalıcı bir farkındalık duygusudur. Bilincin tam merkezi benim duygusudur. Kim olduğumu, nerede olduğumu, ne olduğumu unutabilirim ama ben olduğumu unutamam. Kim olduğumu, nerede olduğumu ve ne olduğumu unutma derecem ne olursa olsun varlığımın farkındalığı baki kalır. Ben sayısız biçimler arasında her zaman aynı olan şeydir. Nedenin bu büyük keşfi, iyi ya da kötü, insanın aslında kendi kaderinin hakime olduğunu ve içinde yaşadığı dünyayı belirleyenin kendi kavramı olduğunu ortaya koyar. Ve kendi kavramı, hayata verdiği tepkilerdir. Başka bir deyişle, eğer bir sağlık sorunu yaşıyorsan, neden hakkındaki gerçeği bilerek, hastalığı temel neden, maddenin belirli bir düzenlemesinden başka bir şeye atfedemezsin. Bu düzenleme, hayata verdiğin tepkiler tarafından üretilmiştir ve ben hastayım kavramın tarafından tanımlanır. Varsayımla, neden madde ben, yeniden düzenlenir ve bu nedenle yeniden düzenlenmesinin onayladığı şeyi ortaya koymalıdır. Bu ilke, ister sosyal, İster finansal, ister entelektüel ya da ruhsal olsun, yaşamının her yönünü yönetir. Ben her ne olursa olsun, yaşam olgusunun açıklaması için başvurmamız gereken gerçekliktir. Varlığının biçimini ve manzarasını belirleyen benin kendisi hakkındaki kavramıdır. Her şey onun kendisine karşı tutumuna bağlıdır. Kendisi için doğru olduğunu onaylamayacağı şey onun dünyasında uyanamaz. Yani ben güçlüyüm, ben güvendeyim, ben seviliyorum gibi kendine dair kavramların içinde yaşadığın dünyayı mayınlar. Başka bir deyişle ben bir erkeğim, ben bir babayım, ben bir Amerikalıyım dediğinde farklı benler tanımlıyorsun. Tek bir neden, madde olan benin farklı kavramlarını ya da düzenlemelerini tanımlıyorsun. Dua olaylarında bile eğer ağaç dile gelseydi, ben bir ağacım, bir elma ağacıyım, verimli bir ağacım derdi. Bilincin tek ve yegane gerçeklik olduğunu bildiğinde, kendini iyi, kötü ya da kayıtsız bir şey olarak algıladığında ve kendini algıladığı şey haline geldiğinde, ikinci nedenlerin zulmünden, kendi zihninin dışında yaşamını etkileyebilecek nedenler olduğu inancından kurtulursun. Bireyin bilinç durumunda yaşam fenomenlerinin açıklaması bulunur. Eğer insanın kendisi hakkındaki kavramı farklı olsaydı, dünyasındaki her şey farklı olurdu. Kendisiyle ilgili kavramı neyse, dünyasındaki her şey de o olmalıdır. Sadece tek bir ben vardır. Ve sen de özünde o bensin. Ve ben sonsuzken, sen kendine dair kavramınla sonsuz benin yalnızca sınırlı bir yönünü sergiliyorsun.